Şerif Önder Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Hem bebek örgülerine hem bayan örgülerine uyan, yapımı çok çok kolay, zevkli bir örnek ile sizlerle birlikteyim. 3 numaralı şiş kullanıyorum. Orta kalıpta bir ip kullanıyorum. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3'ün katlarını ayarlayıp 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz lazım. Ben 5 model için 17 ilmeğimi şişime attım, örgüme başlıyorum. Kenar ilmeğini aldım. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve örgümün arka tarafındayım. Bu şekilde bir sıra ters örüyoruz ama her defasında bu ilmeklerin arasında bir tane ilmek doluyoruz. Bu doladığımız ilmeği bir sonraki sırada İlmeklerin boyunu uzatmak için kullanıyoruz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu şekilde aralarında birer tane dolayarak bütün ilmeklerimi ters ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Doladığım ilmeği serbest bırakıyorum. İlmeğimin boyunu uzatıyorum. Bu şekilde 3 ilmeğimin boyunu uzattıktan sonra ilk ilmeği diğer ikisinin üzerinden atlatıyoruz ve bırakmıyoruz. Diğer 2 ilmeği de şişimize alıyoruz ve 1 2 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. Devam ediyorum. Tekrar doladığım ilmeği bırakıyorum. Aralarda ilmekleri serbest bırakarak 3 ilmeğimin boyunu uzattım. Bu 3 ilmeğin başındakini diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum. Ama bırakmıyorum. Diğer ikisini de şişimi tekrar geri alıyorum. Ve bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. İlmeklerimi serbest bırakarak boylarını uzatıyorum. İlk ilmeği üzerinden atlatıyorum. Sonra bu 3 ilmeği düz örüyorum. Modelimize şeklini veren bölüm burası. İlk ilmeği diğer 2 ilmeğin üzerine atlatarak yerini değiştirmiş oluyoruz. Sonrasında bu 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeği ile sıramızı tamamladık. Şimdi bundan sonrasında aynı ilk başlangıçtaki işlemlerin tekrarı yapılacak. Her ilmeğin arasında bir kez ip doluyoruz. Dolamanızın şekli hiç önemli değil çünkü ön yüzde bu dolamalar serbest bırakıldığı için istediğiniz şekilde, bu şekilde, bu şekilde hiç sonuç değişmez, fark etmez. Bir sıra boyunca arka yüzde sürekli ilmeklerin arasına dolama yaparak devam ediyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Doladığım ilmekleri serbest bırakarak ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. 3 ilmek üzerine yapılan bir örnek. İlk ilmeği diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum. Ama bırakmıyorum. Diğer 2 ilmeği de şişime geçiriyorum. Daha sonra bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde devam ederek giden iki sıradan oluşan bir örnek. Burada ilmekleri bu şekilde atlatabilmek için, bakın buradaki dolama ilmekleri kullanıyoruz. Boyunu uzatıyoruz ki rahatlıkla
atlatarak örgümüzü örebilelim. Bu dolamaları yapmazsak ilmekler çok küçük olduğu için örgü sıkışarak büzülecektir. Öncesinde lastik isteyen bir örnek. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi çok çabuk örülen, oldukça basit bir model. Bu parçayı da aynı şekilde 3 numaralı şiş ile ördüm. Mevsimlik örgülerde özellikle çok uygun olacaktır. Bu arasındaki ajur görünümlü bölümden dolayı. Burası da örgümün arka yüzü. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.